Böyleyim. Güçlüyüm. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Rome 2 Total War değil, sıralamasını karıştırdım. Total War Rome 2 oynamaya devam ediyoruz. Bu bilmem kaçıncı bölümümüz falan. Arkadaşlar, önceki bölümde ne yaptığımızı umarım hatırlıyorsunuzdur. Özet geçmek istemiyorum ama mecbur geçeceğim. Biz barbarlarla savaşıyorduk. Sonra oyun bana bir bildirim gönderdi. Dedi ki iç savaş çıkabilir birader. Ben de önlemini aldım. Ne gibi önlemler aldım? Barbarlarla savaşı durdurdum. Barıştık. Birazcık pahalıya mal olan bir barış oldu. Bayağı para vermek zorunda kaldık adamlarla ateşkes olsun diye. Ondan sonra da gittik. Bizim hanedanımızın generalliğini üstlenmediği bütün orduları tasfiye ettik. Aralarında çok manyak son model ordularımız falan vardı ama yapacak bir şey yoktu. Çünkü o ordular iç savaş çıktığında eğer Yunan, diğer Yunan soylu ailelerin generalliğini üstlendi. Ya çok karışık oldu böyle anlatılıyordur. Çünkü o ordular iç savaş çıktığında karşı bize isyan eden soylu ailelerin emrine giriyordu. Yani o son model ordu bizim götümüzde patlayabilir diye hepsini tasfiye ettik. Bruh. Şimdi zaten yine elimizde 3-5 tane ordu kaldı. Bazıları iyi durumda, bazıları kötü durumda, bilmem ne. Ordularımızın nerede olduğunu görebilirsem güzel olacak. Bak, burada güzel bir ordumuz var mesela. İyi bu. Burada aman aman çok iyi olan bir ordu yok. Hemen bu orduyu şöyle, burada paralı asker varmış, bunu dağıtayım. Pella'ya çekiyorum. Pella sınırlarına gel oğlum. Daha doğrusu Pella'nın olduğu eyalete girsin, Makedonya eyaletine. Burada güzel birimler alabiliyoruz. Canım sen şunları, şu normal kargıcıları sal. Onun yerine toraks kargıcı sal. Bu kargıcılar daha iyi savaşıyor. Ondan sonra başka ne alabiliriz? Başka bir şey yapmaya gerek yok buna. Bir tane de süvari birimi alayım. Şöyle iyisinden, kritilisinden olsun. Şuradaki orduyu da çekmem lazım. Hatta bu ordu çok zor durumda. Şu paralı askerleri satayım. Bunlar ne böyle amık ya? Sen Pelle'ye doğru yol al kanka. İki tur mu sürecek gerçekten? Hızlı gel. O zaman seni şöyle cebri yürüyüş moduna alayım. Gelecek turda Pelle sınırları içine gelecek. Orduyu yenileyeceğiz. Ondan sonra teknoloji araştırabilmişiz. Askeri teknolojiden yeterince yürüdük. Sivil teknolojiden ilerleyeceğim. Arkadaşlar, bu bölümde iç savaş çıkarsa onlarla mücadele edeceğiz. İç savaş çıkmazsa da zaten söylemiştim. Şu Massilia ve Roma'ya kafa atacağım. Bakalım abicim, keyfiniz isterse iç savaş çıkartırsınız Yunan ahalileri. İstemezse sıkıntı yok. Ya yani her türlü bizim için problem değil. Anladın mı? Delilendim oğlum. İsyan et lan. Sıkıyorsa isyan et. Bana koyayım. Bana bir vur, beni gaza getir. Sen kafayı sıyırmışsın. Turu sonlandır. Köle ayaklanması mı çıktı iş savaş beklerken? Bu adamları bu kadar dövmeseydiniz keşke. İsyan ettiler. Evet abi, köle baş kaldırısı kalktı. Kalktı. Bize kaldırdılar arkadaşlar. Onu indirmeye gitmemiz lazım. Öncelikle şu orduyu alayım. Pella'nın içine sokmaya gerek var mı? Pella'nın içine sokmayayım. Şu sınıra geçsin yeterli. Orduyu modernize edin. Şöyle toraks kargıcıları alın. Şu iki tanesini tasfiye ediyorum. Çünkü o toraks değil, normal düz kargıcı. 5 birim kargıcı bize yeterlidir herhalde. Doğru mu? Doğru. Birazcık da kılıççı alırız. Süvarimiz var. Bir birim de hoplit alabilirim herhalde. Yok oğlum, okçu lazım bize. Dur, şunu da tasfiye et. Bunun yerine de okçu alacağım. Tamam. Bu ordu son model oldu. Değil mi? Gıcırından. Çok iyi abi. Hatta dur, bunu da satıp okçu alsak daha iyi olabilir ya. Senin menzilli birimlerini, yani bu ciritçiler, sapancılar yalan. Abi valla okçular en iyisidir. Ama yetişmedi. Bunu mecburen şu köle başkaldırısının olduğu bölgeye süreceğim. Orası da şu eyalet. Bak, köleler ayaklandı şurada. Şuraya kaçtılar. Kaçmayın la boşuna. Zaten zayiat vermişsiniz. Bunları indireceğim abi. İç savaş çıkacak mı abi? Nereden anlayabiliyorum onu ya? Keşke böyle bir parametre falan oluştursalardı. Belli bir noktadan sonra iç savaş çıkacağını anlayabileceğimiz bir ekran olsaydı güzel olurdu. Eklememişler. Sürekli o isyanın, iç savaşın soğuk kokusu, soğuk nefesini ensemizde hissediyoruz. Kokun alakalı lan, saçma sapan. Dur lan, başkentimizde geliştirebileceğimiz bazı binalar varmış. Onları geliştireyim. Alayını geliştir. Bir tane de bizim hanedandan bir erkek varsa ordu kuracağım, yoksa kurmayacağım. Yunan ailelerinden birini koymayacağım başına abi. Bizim hanedanda da erkek kıtlığı var, aranı satayım. CK3'teki hanedan krizlerimiz bitti, şimdi de Total War'a geçtik. Bizim hanedanda erkek yok ki general edebileceğimiz. Şu adamı da yani evlat edinemiyoruz. 20 yaşındaki adamı nasıl evlat edineceğim? Aa bak, Odessos'u genişletebiliyormuşuz. Genişletelim abi götten. Buraya ne yapalım biliyor musun? Ulan biz bu hayaleti ta ne zaman önce tamamlamıştık. Şu bulutlardan şehri görebilsem güzel olacaktı. Hala bizim kültürümüz öyle çok baskın olmamış. %80'i bile geçmemiş buradaki Helen kültürü. Yani önceden buralarda barbarlar yaşıyorlardı. Onların kültürleri biraz da olsa yaşamaya devam ediyor. Bunu engellemek amacıyla buraya bir kutsanmış topraklar tapınağı koyayım. Çünkü bu bizim kültürümüzü yayan bir bina. Ayrıyeten şöyle balık pazarlarımız varmış. Onları da güncelledim. Turu sonlandırıyorum yine.
Bir bildirim geldi. İktisadi gaye. Egemenliğimiz büyüdükçe sandıklarımızı doldurmaya ihtiyacı da artıyor. Elinizin altındaki pek çok kazançlı uğraştan hangisi daha karlı görünüyor? Ticaretten mi yüresek, ziraattan mı yüresek, sanayiden mi? Ben sanayiden yürüyorum genelde arkadaşlar. Çünkü bizim ham maddelerimiz gayet bol vardı diye düşünüyorum. Onları da bir yerden görebiliyoruz. O bir sürü yerde varoşlar ortaya çıkmış. Oğlum bazı binaları yıkmışız. Yenisini yerine yeni binalar yapmadığımızdan varoşlar yerleşmiş. O varoşlar da bayağı şehrin asayişini bozan türden bir şey. Şu varoşları yıkalım mı amına koyayım. Bu ne böyle? Şehirde sağlam bina yok. Sadece iki tane bina var. Şimdi köleler de kaçtı. Bizim topraklarımızın dışına çıkıp şuralara doğru ilerlediler. Yani artık bizim sorunumuz değil. Barbarların topraklarına doğru kaçtılar. Onların sorunu oldu abi. Nice. Durup dururken büyük bir savaş vermek zorunda kalmadık. Sen şuraya geç, buranın asayişini bir tık olsun güzelleştir. Bir de bizim asayiş veren bazı binalarımız varmış. Athena Sunağı diye dini bir bina. Koyalım, adamlar dinle meşgul olsunlar ki bize baş kaldırmasınlar. Başka ne yapabiliriz? Aa dur, ham maddeleri nereden göreceğiz? Onu gösteriyordum. Ham maddelerinizi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak şu yanında ok olanlar var ya, küçük de olsa görünüyor. Bunları biz dışarıdan ithal ediyoruz. Yani ipek, zeytinyağı ve züccaciye ürünlerini ithal ediyormuşuz. Bizim kendi ana vatanımıza çıkan ham madde değil bunlar. Kendi ana vatanımıza çıkansa mermer, şarap, demir, kurşun, kereste. Bu kurşun maden olan kurşun ha. Belki aranızda kültürsüz pezevenkler vardır. Açıklama gereği duydum. Bir de oğlum şey, normalden daha enerjik olduğumdan dolayı şey demeyin ha. Bu çocuk niye bu kadar enerjik? Haplanmış mı lan bu? Bir şey mi kullanıyor falan demeyin. Canlı yayından çıktım arkadaşlar. Yayınlarda benim modum, taşak modum böyle tavan yapıyor. Görmeniz lazım. Yayınları kaçırmayın o yüzden. Ve benim en enerjik olduğum zamanlara şahit olmanızı isterim açıkçası. Yayından çıktığım için o taşak modum, enerjim devam ediyor. Bak Makedonya'daki askeri binayı yükseltebilirmişim. Bu avcı yeri kampı daha iyi okçular falan yetiştirmemi sağlayacak. Onu da yükseltiyorum. Buradaki niye asayiş sıkıntılarımız var? Anlayamıyorum ya. Lütfen arkadaşlar yapmayın böyle. Bu asayiş sıkıntıları yani bizi yoruyor ama. Şarap taciri diye bir mina varmış. Bu böyle kültürden zenginlik falan veriyor. Ticaretten de para getiriyormuş. Okey olsun. Bir tane de şöyle fışkiye koyalım abicim. Asayiş arttıran bir idman salonu varmış. Ondan da koysak hoş olur. İdman yapsınlar millet. Sonra bizim üzerimizde tellerini atıyorlar isyan edeye de. Şimdi biz İç savaş tehlikesiyle baş başa kaldığımızdan ötürü arkadaşlar barbarlarla barış anlaşması yaptık. Bu yüzden Pannonia ve Dacia eyaletlerini tamamen ele geçiremeden savaş bitmiş bulundu. Yapacak bir şey yok, kader böyleymiş. Adamların iç savaş çıkaracak durumu da yok gibi gözüküyor. O yüzden bizim 3 tane sağlam taşaklı ordumuz varken Roma ve Massilia'nın savaşı hazır, ateşli, hararetli bir şekildeyken dalayım dağıtayım. Onların orduları birbirleriyle savaşa savaşa kırılmıştır, savunmasızlardır. Onlara dalmak istiyorum o yüzden. Şu ordu mesela şöyle cebri yürüyüş modunda hızlı bir şekilde sınırımızın köşesine kadar gitsin. Goş. Önder Goş. Bu İzmir'deki ordumuzu da kanka sen elinden geldiğince hızlı bir şekilde şuraya doğru yürü. Kaç tura geliyorsun? Bakayım. 1, 2, 3. 3 tura geliyorsun. Güzel. Şu orduyla ilk savaşımızı yaparız herhalde. Buradaki ordu toparlanıyor mu peki? Ne yaptınız siz babacım? Babacım çıkış. Aşkım aa bizim ajan da varmış, dur onu da göndereyim. Roma topraklarına. Roma'da maşallah adam bitti demeden bitmiyor gerçekten. Bak buraları full Masili ele geçirmişti, adamlardan geri almışlar. Ve Roma şehrini ne olursa olsun kaptırmadılar Masili'ye. Hep savundular başkentlerini. Turu sonlandır. Ne oldu? Oyun bize bir görev verdi. Dedi ki ordu kur kanka. Ordu kurarsan ne tür bir avantaj vereceksin? Daha fazla kişi toplayabilirsin ve 500 de ödül veririm diyor. Ya yani 500 ödülü kim siker ama zaten aylık gelirimiz, tur gelirimiz daha doğrusu 12.000. Boş ver, gerek yok abicim. Çünkü ordu kuramıyorum. Bizim hanedanımızdan bir general olmasını istiyorum ordu kuracaksam. Babacım sen ilerlemeye devam et. Sınırlara geldik. Sen şöyle tam sınıra gel. Oyunu bu arada arkadaşlar efsanevi zorlukta oynuyorum. Bu yüzden bak şurada menzilimiz olmasına rağmen Roma'nın toprağına girmiyorum. Çünkü efsanevi zorlukta oynarken yapay zekanın toprağına giriyorsunuz ya, adamlar direkt şey diyor. Lan bizim toprağımızı izinsiz girdiler, direkt savaş açalım moduna giriyorlar. Tırsıyorum, korkuyorum. O yüzden adamların toprağına giriş yapmıyorum. Şimdi var ya Roma'ya bir saldırayım. Latin götü. Becerilir, anladın mı? Bizim diğer ordu neredeydi? Sen oldun mu? Olmuş abi. Seni de ilerletiyorum şuraya doğru. Şu üçüncü ordu da onların desteği olacak. Büyük savaşlara şahit olacaksınız. Büyük ve zorlu savaşlar. Çünkü Roma ve Massilia harbiden sağlam askeri birimlere sahip medeniyetler. Bizi zorlayacaklar biraz. Dur bir deneyeyim, belki bizim hanedandan yeni birileri vardır.
Hepsi Yunan ailesi anasını satayım ya. Hepsi Yunan ailesi. Püh. Biz Roma'ya saldırdığımızda onların gemileri de buradaki şehirlerimizi alabilir. O yüzden şu üçüncü orduyu ben en iyisi Epidamos'ta tutayım. Bu adamların arkasından götürtürmeyeyim. Şehirlerimizi şuradaki şehrimizi alsa filoyla. Ondan sonra iki tane ordu çıkarsa burada. Bizim bütün başkentimizi falan ele geçirirler. Sıkıntı olur. Bayağı paramız var. Binaları güncellemeye devam edelim. Bak şurada da yine bina yıkmıştım. Onları yapmayı unutmayayım. Burada asayiş veren binalarınızı dikin abicim. Dük dük dük. Turu sonlandır. Tuvalete gideceğim. Geldim. Şimdi arkadaşlar tuvaletteyken aklıma çok güzel bir ordu ismi geldi. Bir tane orduya o ismi vereceğim. Oyun bana bir bildirim sunuyormuş. Neymiş? Yayılan korsanlık. Korsanlara ne yapalım diyor. Adamları hiç ordumuza yani filomuza katmaya çalışmayalım. Direkt bu pisliklerin peşine düşelim ve meseleyi çabucak çözelim. Özgür bırakıldı. Pontus Colisi'yi özgür bırakmış. Bize namık. Bizim ajan ifşa olmuş ya. İfşa olmuşsa çok önemli değil kanka. Aslı Bekir oğlum da ifşası çıktı ama bir şey olmadı. Şimdi ordumuz Masilya sınırları içerisine girmek üzere. Acaba bu orduyu beklesem mi ya? Siz beraber giriş yapın abi. Şöyle yan yana durun. Beraber sokacağım sizi sınırdan. Pakistanlılar değil mi ama? Türkiye'den içeri giriyorlar. Sınırdan geçireceğim sizi falan deyince kaçakçı gibi hissettim. Ha ordu ismini hangisine verelim? Griffith'un Latafeti. Abi çok saçma bir isimmiş. Bunu değiştirebilirim. Diğer ordunun ismi ne peki? Hopsios'un çekiçileri. Oğlum bunlar full tanrı isimleri değil mi? Benim koyacağım isim de tanrı ismi bu arada. Orada ismini de şuradan değiştirebiliyoruz. Sizin de önerileriniz varsa ama bak oyunun atmosferine uygun ordu isimleri istiyorum sizden arkadaşlar. Yani şey demeyin. Bizim bir tane animeci agamız var. Diyor anime bilmem ne birliği. O saçma olur. Oyun atmosferini bozar. Roleplay'imizi bozmasın. Ben buraya ne yazıyorum biliyor musun? Ares'in fedaileri. Ares Yunan mitolojisinde biliyorsunuz belki. Savaş tanrısı. Bu adamlar da savaşçı. Çok mantıklı. Yani herhangi bir savaşçı Ares'in gayet fedaisidir. Böyle bir isim düşündüm tuvalette. Zaten böyle güzel şeyler genelde tuvalette aklınıza gelir. Turu sonlandırmadan önce yine binalarımızı dikmeye devam edelim bence. Bol bol geliştirilebilir binalarımız var. Bunlar bize para, gıda, asayiş her şeyi sağlıyorlar. Ama gitgide binalar da pahalı olmaya başladı. Turu sonlandırdık. We will make your homes a wasteland, despoil your women, enslave your children and desecrate your ancestors' graves. Buna şey dublaj yapmak istiyorum. Savaş! Vatanınızı yerle bir edeceğiz. Kadınlarınızın ırzına geçeceğiz. Çocuklarınız köle olacak. Atalarınızın mezarları yağmalanacak. Mına kudumunun barbarı. Bekle ben Knostos yardıma geleceğin inşallah. Müttefiklerimi yardıma çağırıyorum. Geldi eyvallah. Daha yeni barış yapmıştık lan Süevler. Harbi mal bunlar ha. Bak bak. Bu ne abi? Kuşattılar bizim şehri denizden. Biz yeniyoruz ama. Ya şunlara gelin. Şöyle patlatın. Esirleri de öldürün. Çocuklarımızı esir yapacaklarmış. Kadınlarımızın ırzına geçeceklermiş. Bak geçtiler şu an. Ne oldu lan? Diğer şehrime geldiler. Kanka. Kılpığı yenilgi diyor. Kendim savaşırsam yenebilir miyim acaba? Denesek mi? Deneyek. Çaresizce bir savunma istiyorum. Çaresiz bir savunma. Zafer alırsak orgazm olurum. Ne kadar zorsa başarmanın keyfi o kadar iyidir. Böyle bir denklem var hayatta arkadaşlar. Belki kazanırız. Kimse korktuğu adamı sevmez diye bir Aristo söz söylemiş. Kral adamsın kanka. Garnizon ordusunda 800 kişi var. Brother sen direkt şehrin içine gir. Onların gemileri de buradan geliyor. Şuradan giriş yap. Baylar. Siz de bak. Allah'ını seversiniz tutun burayı. Gözünüzü seveyim. Bunlar milis hoplit mi? Toplama kargıcı ha. Bak şöyle bir set çekmeye çalışayım. Genel de şurayı tutmaya çalışsın. Bilmiyorum çaresizce. Gemilerden gelecek ordu ne peki? Onlar da cirizce. Aa bizim piyademiz çok zayıf ama ya. Siz niye aydınlanıyorsunuz lan yanıyor gibi? Gece savaşı ya. Belki bizim menzilli birimlerimiz adamları çok iyi yıpratır bilmiyorum. Bir de dur şurada topluluk falan var. Bu adamlar da dursun. Bir işe yaramıyorlar. Bıçak çekiyorlar anı satayım yani. Şey şehirdeki kekoları ordu olarak almışız. Orduya. Ordu olarak diyorum. Birim olarak almışız orduya gibi düşünün. Yani gençler savaşabilirler. Gelsinler o zaman. Muharebeyi başlatıyorum. Kanka direkt şuraya çık. Yetiş. Onların gemisi de geliyor. Belki kazanırız. Bak buradaki. Uy, şu ne kadar güzel görünüyor lan bu. Lan göstermiyor ki oyun.
İlerleyemiyorum daha fazla. Burada bir deniz feneri var. İndiniz mi gençler? Hemen koşun. Şuraya koşun. Aa dur. Bak. Gençler. Şehrin merkezi ne kadar karizmatik bir yermiş lan. Şuraya toplanmanızı istiyorum. Ya bunun içine girilmiyor ama. Bunun içine girilmesi lazım. Girebiliyorsunuz mu, giremiyorsunuz mu? Anlamadım ki. Neyse şöyle gelin. Hepiniz gelin. Vallahi bu meydanın içine girebiliyorlar zannettim. Burası her tarafı kapalı bir yer olduğundan şuraya dizerim, korurum diye düşündüm de olmuyormuş. Yine iyi aslında. Şöyle koruruz burayı. Hatta birazcık daha geride dur. Şöyle korusunlar. Okçular arkada. Sizin ne yaptınız baylar? Geliyorsunuz. Gelmeseniz de olurmuş ha. 20 kişi geliyorlar. 30 kişilermiş pardon. Hakkını yemeyeyim. O 10 adamı adamdan saymıyorum değil mi? Siz de gelecekseniz gelin artık. Kölelerinizi birazcık kırbaçlayın da hızlı körek atsınlar. Sizi mi bekleyeceğiz? Şu gece görüntüsüne bakmak istiyorum ya. Bak. Bir kar yağar ince. Bir kar yağar ince. Bir operasyon var bu gece. Vur. Aa meydana giriyorlar işte. O meydana giriliyormuş. Oğlum ama imleçler gözükmediğinden ben girilemiyor zannettim. Oyun kandırdı beni, lanet olsun. Oğlum inşallah bak şuralar açık ya. Buradan adam girerse çok gülerim. Dur bir. Hatta deneyeyim. Giriliyor mu girilmiyor mu? Şöyle git dersem etrafından dolaşıyor. Tamam girilmiyormuş. Orayı koruyacağız o zaman baylar. Haydi burada güzel bir savunma yaparız diye düşünüyorum. Haydi baylar hızlı. Sizin keyfinizi beklemeyeceğim. Herkes hazır değil mi? Kargılar çıkarıldı. Sen niye burada durdun lan gerizekalı? Şurada dur. Mini sohbetler diyorum. Şuradaki toplulukları da çekeyim şuraya. Sen niye arkadan dolaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Kafayı yemiş. Gençler buradan kimseyi geçirmiyoruz. Okey mi? Gözünüzü seveyim. Bu çok önemli. Kimseyi ama bak. Geliyoruz artık ya. Hadi sabahtan beri pozisyon ayarlıyoruz. Hazırız. Güçlüyüz. Vuracağız. Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. Neye hazırsın? Geliyorlar abi. İnşallah şuralardan geçemiyorlardır ya. Oyun buradan geçmeye müsaade etmiyor diye düşünüyorum. Az önce denedim. Geçilmedi. Geliyorlar. Onlarda fazla menzilli birim yok. Bir tane menzilli birim var sadece. Gerisi piyade. Onlar saldıracak. Bizim kargıcılar tutacak. Arkadan da okçularımız onlara dalacak. Ben öyle planladım kafamda olayı. Hadi bakayım. Vallahi savunacağız. Bu akşam bu şehri savunacağız. Tamam mı? Bak elinde meşale falan var. Ne yapıyorsunuz? Arkadan mı dolaşıyorlar? Aa bizim orduyu görmüyorlar şu anda. Bak üzerinde göz işareti var. Görmediklerinden nereye gideceklerini şaşırdılar. Oğlum siz niye üçgen üçgen geliyorsunuz lan? Yıkma lan çitleri. Fışkıyı kim kırdı? Yapmayın lan. Şehre zarar vermeyin adi herifler. Gençler şunları oklasanız da gelir gelmez be. Hadlerini bildirelim onlara. Okla sik anasını. At artık oku gözünü seveyim. Oğlum atsanıza. Oğlum okunuzu atın. Lan okunu atsana. Niye atmıyorlar abi? Bu alanda bug'a mı giriyorlar? Lütfen atın. Heh sonunda atıyordur. Menzil. Hadi atıyorsunuz mu? Atıyorlar. At abicim. Sen neden atmıyorsun? Şu kargıcıyı birazcık şöyle ilerleteyim. Şunlara böyle yandan girsenize. Oğlum ok atıyor musunuz? Atmıyor musunuz? Bunlar atmıyor. Atmıyorlar oğlum. Oğlum oyun bug'a giriyor ama lütfen. Yapma ama bunu ya.
Oyun bug'a girdi. Okçular atmıyor ki bir şey. Bak menzilleri full. Niye bug'a girdin abi? Lütfen şuraya gel, şuradan okla. Çıldıracağım ha. Ben bunu kabul etmem ki. Orospu evladı, çatışmanın içinden geçme. Okla buraya. Okluyorsunuz mu? Nereye gidiyorsun? Okla. Nereye gidiyorsun? Okla. Oğlum bu bozuk oyun. Lan bu adamların ok atması için ne yapmam lazım benim? Atın artık. Atın artık şu oku. Ne kıymetli bu okmuş. Bunları kim orduya aldı oğlum? Afganistan ordusu ya. Oğlum şimdiye kadar oklasalar kazanmıştık. Atıyorsunuz mu? Bak hala atmıyorlar. Oğlum bir sıkıntınız mı var sizin? Ananızı mı sevmiyor musunuz yani? Ananızı... Lütfen oku at. Lütfen o oku at. Adamın yanına gidiyor falan bir şeyler yapıyor. Atıyorsun. Ha, at. Adamların generali geldi kanka. Kaç. Kaç. Bunu bekliyordunuz zaten değil mi? Adamlar gelsin kovalasın, ok atamayalım. Onu bekliyordunuz zaten siz. Geri döndüler, oklamaya devam. Oklamaya devam, geri durun. Ok atın. Lütfen ok atın. Hareket etmeyin. Ok atın. Allah'ım cinnet geçiriyorum. Atıyorsunuz mu? Bak şu hala atmamış. Niye atmıyorsun? Ne olur at. Bak bakıyorlar. La at. Bak birkaç tanesi atıyor. Birlikte atın. Şimdi atmaya başladı galiba. Oğlum ya. Ya bug yüzünden kaybetmek koydu. Vallahi kazanırdık ki biz bu oyunu. Bu savaşı alırdık. Bu pezevenkleri kim orduya aldıysa. Sen niye adamların içine girdin? Menzilli birimsin sen. He şey bitmiş çünkü. Tamam dal. Oku bitmiş bu adamın. Dalsın dalsın, boşuna durmasın. Gençler direnmeye devam edin. Bak bu okçuların nazına kaldık ya biz. Sıkıyorsunuz mu? Kanka nazlana nazlana sıkıyorlar. Bu birim neden atmıyor? Atmıyor abi, atmıyor. Birkaç tane atıyorlar. Belki generallerini düşürürüzdür. Zamanı ilerleteyim. Burası artık kalmış. Başka yapabileceğim bir şey yok. Cık, kaybettik. Bu kodumun okçularını... Ya bu şehir... Alın yağmalayın. Aa düşman generali öldü lan. Düşman generali öldü. Belki bir şeyler yapılır. Yapabilir misiniz? Yapamayız. Yok abi bu ordudaki şu özellikle okçuların harbiden karısının ırzına geçin. Çocuklarını köle yapın. Bu adam onu istiyordu zaten. Dur bir belki kazanırız lan. Aa! Bu beklenmedik oldu işte. Evet abi sadece benim başıma gelecek çok sinir bozucu bir olay. Alemden biri kapıyı tıklatıyor. Ben de kalkıp mikrofonu kapatıyorum. Oturduğum yerden kalkıp videoda olduğumu söylüyorum ona. Sonra tekrar çekime devam ediyorum ama mikrofonu açmayı unutuyorum. Yani burada 20 dakika daha çekim yaptım. 20 dakika boyunca video geri kalan tüm kısmında hiç sesim yok. Öyle devam etmişim, videonun sonunda fark ediyorum salak gibi. Arkadaşlar mikrofon kapalı olduğundan ötürü ben size sonradan, yani şu anda sonradan kaydettiğim ses kaydıyla neler yaptığımı anlatmak durumundayım. Burada bir şekilde savaşı kazanmayı başarıyoruz. Bayağı seviniyorum. Düşman askerlerine saydırıyorum. Okçularıma küfrediyorum deli gibi. Sonra ilginç bir şekilde eski düşmanımız Lugiler'den bize bir ticaret anlaşması geliyor. Yani üstüne de istedikleri para sadece 100 altın.
Ben de gayet okey oldum. Ticaret yapalım, para kazanalım diye. Eski düşmanımız ama yine de ticaret yapmak istedi. Okey oldum buna. Sonraki turlarda ilginç bir şekilde bize alakası olmayan bayağı uzak bir ülke olan Cimpriler, onlar da barbar, bize savaş ilan ettiler. Nedenini anlamadım abi. Süevler bize savaş ilan etti, şehirlerimize saldırdı. Saldırılarını püskürtmeyi başardık ama bu yeterli değil. Bizim de onlara saldırmamız lazım. Bizim elimiz armut mu toplayacak? Saldırıyorum ve alıyorum abi savunması şehirlerini pat 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 diye. Yine ilginç bir şey oluyor. Lugiler bize ticaret anlaşması yaptı. Sonra saldırmazlık anlaşması yaptı. Şimdi de savunma ittifakı olalım mı dediler. Vallahi batıda, yani Avrupa'da barbar da olsa bir müttefikimiz de olsa fena olmaz diye kabul ettim. Yani eski düşmanımla bu kadar yakınlaşacağım aklım ucundan bile geçmezdi ama oldu. Bizimle hiçbir alakaları olmamalarına rağmen, ülkeleri bizim ülkemizden çok uzak olmasına rağmen bize savaş alan Cimprilerle barış masasına oturdum. Barış yapmayı ikna edecektim. Bir baktım, ulan adamlar bizim kukla devletimiz olmaya okeymiş. Herhalde bunu isteyerek savaş açtılar. Yani dikkat çekmeye çalışıyorlardı. Böyle küçük çocuklar olur ya, dikkat çekmek için böyle saçma sapan şeyler yaparlar. Adamlarla barış masasına oturdum anasını satayım. Barış masasından kalktığımızda onlar benim kukla devletimde. İlginç. Bu bölümde ülkemizdeki şehirlere çok iyi gelirimiz olduğu için bayağı bina yapabilme şansım vardı. Bunu kullandım. Yani hızlı hızlı görüyorsunuz siz. Hepsine böyle deli gibi binaları güncelliyorum, yükseltiyorum onları. Bunlar daha da gelirimizin artmasını sağlayacak ileride. Tam olarak şurada babalara geliyoruz. Süevlerin büyük bir ordusu şehirlerimize saldırıyor. Ordumuzun olduğu bir şehre. Yani içeride ordu olmasına rağmen yapay zeka yine anasını satayım şey diyor. Hayatta kazanamazsın kardeş bu savaşı. Ben bunu normalde işte sistemin kapalı olduğunu fark ettim. Yani normalde bölümde yapacaktım. Gelecek bölüme kaldı aksaklıklardan dolayı. Abi oyun kazanamazsın diyor. Siki tuttuğumu fark ediyorum. Bakalım ne olacak gelecek bölümde. Ve o an. Mikrofonun kapalı olduğunu anladığım an izleyin abi. Hayır. Bu mikrofon ne zamandır kapalı? Bu mikrofon ne zamandır kapalı? Lütfen az önce kaydı kontrol ederken kapatmış olayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu kaydı videoyu çektikten bir gün sonra çekiyorum. Çünkü sonunu getirmemişim. Mikrofonu kapalı unuttuğumu fark edince ne olacak deyip hemen videoyu kapatmışım. Sonradan dublaj yaparak hallettim onu. Onun dışında bazı aksaklıklar daha yaşadım. Mesela videoda ses kayması olmuş. Onu editle hallettim. Fark etmemişsinizdir bile. Bilgisayarın hafızası dolduğundan dolayı oyun bazı yerlerde kasmış. Onu da fark etmemiş olabilirsiniz ama benim o şahin gözlerim fark ediyor. Ona yapacak bir şeyim yoktu. Editte düzeltemedim. Rahatsız olanlarınız varsa kusura bakmasın. Videonun burasına kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Videonun yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Hala abone olmayanlarınız varsa ne olur abone ol abi. Hadi görüşürüz.